Hocam ben bu tür sorularda çok zorlanıyorum. Çünkü yazım kurallarını görebileceğim, bulabileceğim güvenilir bir kaynak arıyorum açıkçası. Hangi siteye girersek o farklı bir açıklama var. Bu tip sorularla karşılaştığın zaman Türk Dil Kurumu'nun sitesine bakabilirsin. Bu sitede sözlükler bölümü var. Evet hocam. Sözlükler bölümünden yazım kılavuzu ve kurallar bölümüne geçersen orada bu kelimelerin son güncel hallerini görebilirsin. Şimdi kelimelere baktığımızda Ankara keçisi. Burada özel olan isim Ankara'dır. Ankara büyük yazılır, keçi küçük yazılır. Hindistan cevizi Evet hocam. örneğinde olduğu gibi. Yani bu doğru. Hindistan cevizinde de Hindistan'ın H'si büyük, cevizin C'si küçük yazılır. İkincisinde gök bilimi demiş. Evet hocam. Burada da herhangi bir kelime gerçek anlamdan uzaklaşmadığı için bunlar da ayrı yazılır. Belirtisiz isim tanıması zaten. Evet. Değil mi? C3'e baktığımızda bilinçaltı. Bu kelimede de birinci ya da ikinci kelime gerçek anlamdan uzaklaşırsa bunlar bitişik yazılır. Burada da bir gerçek anlamdan uzaklaşma var. Dolayısıyla bunun bitişik yazılması gerekir. Cevabımız da bu olacak. Yine diğerine baktığımızda ardı sıra. Burada da aynı şekilde herhangi bir kelimenin gerçek anlamdan uzaklaşması söz konusu değil. Bu ayrı yazılır. Evet hocam. Beşincide de ana dil kelimesi. Yine TYT kanalını kontrol edersek bu da ayrı yazılacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Teşekkürler hocam. Güvenilir ve doğru bilgilere erişmek için verdiğiniz kaynaklar için ayrıca teşekkür ederim.